Merhabalar. Biz genel olarak kan tetkiki yaptırmayı severiz. İnsanlar da doktorlara gittikleri zaman ne yaparlar? Mutlaka bir kan tetkiki yaptırırlar. Burada bir parantez açalım, hem de büyük bir parantez açalım. Bu parantezin içerisinde de uzun süreden beri tansiyon ilacı kullanan yüksek tansiyon hastalarını, şeker ilacı kullanan şeker hastalarını dahil edelim. Özellikle uzun dönemde kalp damar hastalıkları ile ilgili sıkıntılar yaratabileceği için bunlar bizim ana grubumuz ve bunları çok iyi bir şekilde kontrol etmemiz lazım. Çünkü bu iki hastalıkta da bir organ hasarı meydana gelebilir. Ve bu organ hasarlarının içerisinde belki de bizim uzun vadede çok sessiz, derinden giden ama sonuçları kötü olan bir organımız var. O da böbrek. Ve yavaş yavaş böbrek yetmezliği ortaya çıktığı zaman son noktaya gelinmesinden hiç hoşnut olmayız. O yüzden tansiyon ve şeker hastalarının mutlaka düzenli olarak kendi kontrollerinin içerisine böbrek fonksiyon testlerinde de dahil etmelerini istiyoruz. Burada ilk dikkati çekecek olan şey belki üre olacaktır. Değeri 7 ila 20 arasında değişir. Özellikle sıvı alımınızı azalttığınız zaman bir miktar yüksek çıkabilir. Fakat bunun yanında kreatinin denilen özellikle kastaki yıkım ürünleriyle ilgili olan bir madde vardır. Kreatini biz biraz daha ciddiye alırız böbrek fonksiyonları açısından. Onda ise kadınlarda 1.2, erkeklerde 1.4 ki buraya bir not koyalım. Laboratuvardan laboratuvara değişebilir. Üst sınır olarak kabul edilebilir. Bunun haricinde peki ne bakılabilir? Bunun haricinde bir de ayrıyeten böbreğin süzme hızı vardır. Buna glomerular filtrasyon rate adını veririz. GFR diye bahsedilir. Bunun da 90'ın üzerinde olması lazım. 60'ın altına indiği anda itibaren sıkıntı başlamış demektir. 15'in altı ise çok ciddi durumlar var demektir. Bir diğer basit idrar tetkiki. Basit idrar tetkikinde özellikle idrarda protein olmasını kabul etmeyiz. Yani protein olması, bir pozitif protein olması bile böbrekten bir protein kaçağı olduğunu gösterir. Eğer bu varsa albümin denilen başka özel bir proteine bakılır ve albüminleri de varsa o zaman böbrekte hasar başlamak demektir. Bu yüzden bu testleri ne kadar erken yapılırsa böbrek hasarının da önüne geçme imkanı olabilir ve aynı zamanda böbreğin daha uzun vadede sağlıklı çalışması sağlanabilir. Onun için efendim eğer siz tansiyonunuz yüksekse, şekeriniz yüksekse mutlaka düzenli olarak her ay olmasa bile en az 3 ayda bir mutlaka ve mutlaka böbrek fonksiyonlarınızı kontrol ettirmenizi öneriyoruz. Bu bir emir değil ama sizin için iyi olacaktır efendim. İlginiz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.